201 TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Space DS9'ın ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız. Ancak neden burada olduğumuzu sorabilirsiniz çünkü diğer bölümde zaten biz kendi base'imizi kurmuştuk. İşler yolunda gidiyordu. Ancak bölümden sonra biraz daha devam etmek istedim ben ve yapılan korsan saldırıları ve parazitler sayesinde bütün astronotlarımız öldü ve üssümüz yaşanmaz bir hal aldı. O yüzden ben de sıfırdan daha mantıklı kararlar vererek yeniden başlamak istedim. Hiç vakit kaybetmeden öncelikle ilk yapacağımız iş astronotlarımızı tamir, hani inşa işine vermek. Ve ardından hemen ufaktan giriş yapacağımız kapıyı belirlemek olacak. Şöyle 5'lik yaparsak sanırım yeterli olur. 2 üçlük bir alan yapacağım ben. 2 tane hava kapısı ve bir tane de suite için yer olacak. Şöyle biraz 6 tane oksijen reaktörü girecek şekilde bir genişlik istiyorum ben. Çünkü bu bize lazım olacak. Ve bunun yanına da bir tane füzyon reaktörü, çünkü bu da bizim oksijen reaktörlerimizin çalışması için bir enerji kaynağı olacak. Bunu da hemen onaylıyoruz ve zamanı biraz hızlandıralım. Yani hızlı bir şekilde bunun inşasını bitirelim. Çünkü 8 dakikaya yetecek kadar astronotlarımızın oksijeni var ve bu oksijen bitmeden bir an önce hani tamamlamalıyız alanı. Yoksa bizim için büyük sıkıntı olacak. Onlar inşa ederken biz de astronotlarımızı tanıyalım. İlginç bir ırk var burada. Şeye benziyor. Bu karınca yiyen hani hayvanlar var ya, ona benziyor biraz. Burnu falan uzun. İlginç gözleri falan. Burada 5 dakika yetecek oksijenleri kalmış. İkinci astronotumuza geçelim biz. Evet, bir tavuk daha bulduk. Çok güzel. Ya, horoz muhtemelen bu da, tavuk demeyelim. Bir horoz daha bulduk. Bu da çok güzel. Buna bakmıştık. Bir tane de normal insan. Yani 3 tane, 3 farklı ırk var. İnsan, karınca yiyen ve bir adet horozumuz var. Yani fena bir karışım. Bakalım bu karışımdan neler çıkacak. Evet, hemen şuradaların inşaatı bitiyor. Bu arada bu arkadaş burada kaldığı için hemen buna bir kapı yapalım, bu dışarı çıksın. Aynı zamanda sen hazır oradayken reaktörü de kurmaya başla, çünkü bir de onunla uğraşmayalım. Evet, hızlı bir şekilde yapmaya devam ederken bir kişi daha dışarıda kaldı. Ona da hemen hava kapısını yapalım. Ya da şu bir tamamlasın, hani ona göre devam edelim. Tam ortalamak istiyorum çünkü. Bak, ilk şunu yapması gerekirken gitti nereler yapıyor ya. Tamam, dur şimdi. Hemen objekten hava kapılarını buraya kuracağız. Yani şöyle tam orta olmasa da orta gibi. Şimdi buraya olmaz, önüne geliyor. Şöyle duvara dayasak. Kapıları bir iptal etsek. Kapıları bu yöne alırsam daha mantıklı olabilir. Onu deneyeceğim şimdi, bir saniye. Hemen airlock. Şuraya. Buraya olmuyor değil mi? Tamam, bu yöne alalım kapıları. Ah, yine olmadı. Bir saniye. Object. Elim ayağım birbirine dolaştı şu an. Hep yanlış tıklamaya başladım. Evet, kapılar tamam. Uzay kıyafetlerini de şuraya şu şekilde yerleştirdik mi? Burası tamam. Ardından hemen yaşam destek için buraya 2 adet oksijen reaktörümüzü kuralım. Onaylayalım. Ve bir tane de food replikatöre ihtiyacımız var, çünkü
yemeğe ihtiyacımız olacak astronotların. Onları da hani buradan karşılasınlar. Hemen bunu onaylayalım. Hızlı bir şekilde üretime devam edelim. İnşaya devam edelim. Kapılar tamam. İçerisi yavaş yavaş oksijenle dolmaya başlıyor. Oksijen seviyesi şu an içeride 136 ve bu da gayet güzel. Ve bu sırada bir uzay gemisinden hani bir iletişim algılıyoruz. Ne dediği hakkında çok bir fikrim yok. Ama şu anlık altı kapasitemiz var. O yüzden gelsin ya, gelsin, sıkıntı olmaz. Yani bir iki kişi gelir muhtemelen. Şimdi bir saniye. O gelene kadar bir durduralım. Şu dağılımı tekrar yapalım. Şu bu file benzeyen bir arkadaştı. Bunu hemen şey yapacağız. Tekniğe vereceğiz çünkü herhangi bir yaşam destek ünitesinde bir arıza çıkarsa bu bizim sonumuz demek. Bunlar tamam, tamirde kalabilir. Aslında tam tersini yapalım. Bu tamir şeyde inşaatı daha iyi. Seni biz mekaniğe geçirelim. Tamam, böylelikle daha iyi olur bu. Şunu da bir ara patlatalım. Evet, bir astronot daha geliyor. İki astronot geliyor hatta şu an. Gayet güzel. Birazdan bu astronotların kalacağı yerleri de halledeceğiz. Şöyle geçin bakayım abi siz. Ne cins çıkacaksınız? Evet, iki kişi daha geldi. Hemen onların mesleklerine bakalım. Tamam, seni tekniğe veriyoruz. Bir kişiyi madene vermemiz lazım. Onu da seni seçelim. Hani çok memnun değilsin ama yani mecburen. Şunu da aslında şey yapabiliriz ya. Güvenliğe verebiliriz çünkü ilerisi için bir sıkıntı olabilir. O yüzden sen de güvenlikte kal. Hemen şuradaki şeyi imha edip madenleri, asteroitleri işlememiz için bir bölüm yapmamız lazım. Onu hemen halledelim. Ardından astronotların kalacağı yerleri yapmak istiyorum. Nasıl yapabiliriz? Şöyle bir düşünecek olursak. Yani buradan da verebiliriz aslında. Ama reaktör odasına çok hani giriş olsun mu olmasın mı o konuda pek bir fikrim hani açıkçası yok. Bir tane işte o şeyden kurabiliyoruz yani bu asteroidleri işlemek için bir fırın tarzı bir şey var. Ondan kurabiliyoruz. Ondan yapalım. Tamam. Ya bu kısım olsun. Şu kısma da diğer hani genişlemeyi yaparız. Confirm diyelim şimdilik. Ya bu kısma da diğer hani genişlemeyi yaparız. Bu arada bu ne? Hiçbir fikrim yok. Hemen inşa hızlı bir şekilde başlatalım. Hatta bir kişiye daha biz inşa işine verelim. Sen de bir inşaada kal. Sonradan geçersin şeye. Bir uzay gemisinden daha mesaj geldi ancak şu an alamayacağım. Çünkü kapasitenin üzerinde gelirse bu sefer oksijende bir sıkıntı olmaya başlıyor. Hani yetmemeye başlıyor. Bu da bizim için kötü bir şey tabii ki. Şurada bir uzay gemisi durdu falan tarzında bir yazı var ama onu tam bilemiyorum. Bu arada inşa etmeye başladıkça astronotlarımız bunların da belli bir seviyede skill'leri artıyor ve bu da hani gelişim açısından sanırım gayet güzel bir şey olacak. Bu arada research'ten şu anlık herhangi bir şeyi araştıramıyoruz. Sanırım evet. Bunları araştırmak için sanırım belli bir şey doldurmamız lazım. Hani bu konuda tam bir fikrim yok. Buranın da inşası bitmek üzere ve bitti. Evet, şu an bitti. İçerisinde nasıl oksijen doluyor hiçbir fikrim yok çünkü hani herhangi bir bağlantı yok. Hemen buraya bir kapı koyacağız. Tam şöyle ortalı bir kapı koyalım.
Ardından içeriye rafinerimizi de kuracağız. Rafinerimizi de kuralım, confirm diyelim. Sonra da madene göndereceğiz. Şuradaki arkadaşım. Şöyle yapalım, tam tersi. Daha yani madenden Alex daha mantıklı olur. Şu madeni mesela komple bitirmeye başlayalım. 9000 küsür şey gelecek. Ki gayet güzel. Ardından bir yaşam destek ünitesi daha koyalım çünkü astronot sayımızı da artırmamız gerekiyor artık yavaş yavaş. Onu da şu kısmı inşa edelim. Çünkü bir gemi çağrımız daha var. Şimdilik bu, seni de reddetmek zorundayım. Zaten yüzün çok asık abi, seni kabul edemezdim. Bu kısmı da oynadık. Evet, kapasitemiz 9'a çıktı. Yani bu oksijen reaktörünü koydukça hani kapasitemiz artıyor. Rafinerimizi de burada koyduk. Bu da gayet güzel. Bir gemi daha durdu şurada. O gemiler sanırım ilerisi için bize sorun yaratacak. Tam bir fikrim yok. Biraz güzelleştirelim ortamı. Mesela bir monitör koyabiliriz. Şurada kapı olacağını düşünürsek. Ya da şuraya koyalım. Şuraya bir monitör koyabiliriz. Başka ne yapabiliriz? Bir alarm sistemi kuralım. Çünkü bu alarm sistemi oynamak benim çok hoşuma gidiyor. Buradan hani alarm falan verebiliyoruz. Bu arada abi şimdi sen ne yapıyorsun? Ya bir çalışmam var, gayet güzel. Biraz maddemizi toparlayalım. Ardından astronotların hani dinlenmesi için ufak bir bölme de yapacağız. Evet. Asteroidi getiriyor. Bu fırın tarzı yerlerde işlemeye başlıyoruz. Bakalım ne kadar getirisi olacak o elindeki asteroidin bize. İyi verdi. Vallahi çok iyi verdi. 323. Yani 109'dan 323'e çok güzel bir artış bence. Hemen şey yapacağız şimdi. Şu şekilde. Dur. Şu şekilde bir artışını yapabiliriz. Buraya mesela iki tane sadece yatak sığıyor. Bu iki yatak çok az. Şöyle yapacağız. Bir de bir saniye. Burayı da dahil ederek bir büyüme yapabilirsek. Yani girişi yine buradan olacak. Ancak şu kısmı aşağıya almam lazım. Bir daha iptal edelim. Şöyle yaparsak. Evet. Tamam, bu daha mantıklı oluyor. Yaklaşık 8 uzay yatağı sığıyor. Tamam, bu şekilde ayarlayabiliriz. 522 ancak istiyor. Bu para şu an bizde yok. O yüzden şimdi iptal edip biraz hızlandıralım. Bu arada maddemiz gelsin. Gayet güzel hani şey yapıyor. Bir gemiden yine bir çağrı aldık. Bu çağrıyı alamam çünkü hani belli bir metin yok. Daha çok dalga geçer gibi bir çağrı yaptılar bize. Sen biraz hızlan. Çıkar üstüne git hemen. Şöyle tam 500'e tamam. O çok güzel. 537 evet. Hemen şuradan şu şekilde inşasına başladık. Yaklaşık 8 yatak sığacak şekilde 624 oldu lan bu sefer de. Yine iptal ediyoruz. Yine bekleyeceğiz biraz. Bir çağrı daha geldi. Hello.
Ya bizim hani neyse gel hadi hiçbir fikrim yok. Ne dediği hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok. Carla Santos adlı kişi de ekibimize katıldı. Carla, senin neyin var? Bir sıkıntılı girdin içeri de o yüzden. Carla'yı ne yapabiliriz? Carla'yı da teknik ekibe verelim. Teknikte yani başarılı olacağı benziyor çünkü. Onaylayalım. Evet, 700 oldu artık. Kuralım yani şu yatak odasını. Şu şekilde 8 yatak sıcak şekilde onaylıyorum. Evet, hızlı bir şekilde hani inşaaya başlayın. Ya yaklaşık 2 kişi muhtemelen bitiremeyecek bunlar. Carla'yı da şimdilik inşaaya verelim. Ne diyor abi bu? Ne? Hiçbir fikrim yok. Bir şeyler oldu yani orada ama ne olduğunu anlayamadım. Muhtemelen bir sıkıntı çıkabilir. Artık onaylamıyorum gelmeyi çünkü kapasiteyi doldurmaya başladık yavaş yavaş. Gelmeyin dedim lan, niye geliyorsun? Nerede o? İki kişi gelmiş lan bir de. Kapıyı kilitlesem dışarıdaki insanlar sıkıntı yaratacak, o yüzden kapıyı da şu anda kilitleyemem. Ben bir kıllandım açıkçası sizden ama. Bir dur bakalım bunlar neci? Sen inşaaya git. Diğer arkadaşın nerede? O da burada. Sen de madenci ol. Carla'yı ben teknik ekibe vereceğim. Teknik de çünkü daha başarılı olacak. Tamam. Evet, şuraya hızlı bir şekilde inşasını bitirebilirsek çok güzel olacak. Bizim güvenlik şefi sanırım bu oldu, değil mi? Gelmeyin lan, gelmeyin, gelmeyin. Ya bunları önlemenin bir yolu olmalı yoksa sıkıntıya gireceğiz baya. Çünkü ışığı açık gören gelmeye başladı yani. Evet, çok az bir işi kaldı buranın. Onu da hallettikten sonra burası tamamıyla bitecek. Ve bit... Şu an bitti, evet. Şimdi hemen kapımızı koyalım buraya. Şu aynı hizaya olsun. Şurası işte. Aynı hizaya yap. Okeyleyelim. Ardından objeden hemen sanırım şurada, evet. 1, 2, ikili sığdırabilir miyiz buraya? Aynen. Oo, 4 daha 600 lira verdik lan. Çok hoş olmadı yan yana, farkındayım ama şu an mecburuz yani. Gelmeyin abi. Biraz daha hızlandıralım oyunu. Hemen kapıyı inşa edin. Ardından içeri de ayarlayalım. Ancak oksijen buraya pek yeterli gelmiyor. 60'larda şu an seyrediyor ve bu şu an beni biraz korkuttuğu için hemen bir oksijen reaktörü daha kuracağım. Onaylayalım hemen. Hemen yatakları da kuralım. İnsanların dinlenmesi için. Çünkü insanlar yorulmaya başlamıştır muhtemelen, ki evet öyle. Hani biraz dinlensin bundan. Sıkıntı olmaz o konuda. Bir gemiden daha mesaj geldi. Hayır, kabul etmiyoruz. Devam edelim. Evet, şu an her şey gayet yolunda ilerliyor. Umarım da hani yolunda ilerlemeye devam eder. Aslında bunun bir kısmı, şu kısmını yatak odası yapabiliriz. Bir kısmını da hani burada çeşitli şeyler var mesela. Neymiş bu?
İlginç şeyler var şu an telaffuz edemesem de. Biraz sağlık hani revir yatakları da burada olabilir ancak şu an buraya koyamıyoruz. Neden? Çünkü burası yatak odası olarak ayrıldığı için yani bunu koyamayacağız buraya. Çoğunu bitirdik. Madenin çoğunu hani temizlemiş durumdayız. Adam yani tek başına büyük bir iş başarıyor. Bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Hani gayet güzel bir ilerleme kaydettik diğer bölüme nazaran. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.